Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Cin Suresi 16-28. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَاَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ Eğer onlar istikamet üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْغَدَقَ Elbette biz onlara bolca yağmur gönderir, onlara su ikram ederdik. Burada daha evvelinde cinlerden bahis vardı ve bu münasebetle bir takım hakikatler onların diliyle ifade edildi. Onun devamında şu nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana vahyedildi ki cinlerden bir grup geldi, Kur'an'ı dinledi ve biz hayret verici bir Kur'an dinledik dediler diyor. Ve onların daha neler dedikleri devamında bir sayfa kadar anlatılıyor. Bana şu da vahyedildi ki şayet ins ve cin istikamet üzere olsalar, dosdoğru bir yol üzere olsalar elbette biz onlara bolca yağmur gönderirdik. Değerli izleyenlerim, yağmur gibi olaylar tabii tesadüfi olaylar değildir. Rüzgarların esmesi görünüşte rastgele olaylar gibidir. Ama rüzgar Allah'ın estirdiği canipten eser ve bulutlar da Allah dilediği zaman yağmur gönderir. Allah'ın dilediği yere gönderir ve dilediği kadar, Allah'ın dilediği kadar gönderirler. Bazı yıllar kuraklık oluyor, bazı yıllar ise bolca yağmur geliyor. Demek ki bu bizlerin hal ve hareketleriyle alakalı bir durum. Şayet istikamet üzere olsak Allahu Teala bolca yağmur gönderecek. Rahmetini bizden esirgemeyecek. لِنَفْتِنَهُمْ fih, onları denemek için böyle yaparız. Yani Allah hem bollukla hem darlıkla insanları deniyor ve bazen de bolca imkanlar veriyor. Bakalım şimdi ne yapacaklar. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ Her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirecek olursa يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدَ Elbette o gittikçe artan bir azaba sülük etmiş olur. Yani kim Rabbinin zikrinden yüz çevirecek olsa artık o devamlı iç dünyasında bir azap, bir bunalım içerisindedir. Ve bu gittikçe şiddetini, dozajını artıracaktır. Ve Allah'ın zikrinden yüz çeviren bir kimse için başka ayette ifade edildiği üzere فَاِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً دَنْكَى Şu dünya hayatında sıkıntılı bir hayat vardır. İç dünyasında o bunalımlarla boğuşur. İç dünyasında o stresli bir hayatı yaşar. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَ Madem öyle Allah ile beraber başka birisine dua etmeyiniz. Yani duayı sadece Allah'a yapın, sadece Allah'tan isteyin ve ibadet yaparken başkalarını Allah'a şerik kılmayın. Burada mesacit derken mescitler, yeryüzü bir mescit kılınmış. Cu'ulet liyel ardu mescide. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yeryüzü benim için bir mescit kılındı. Dolayısıyla yeryüzünde başka birine ibadet olmamalı. İnsanlar tek Allah'ı bilmeli, tek Allah'a kul olmalı. Diğer mabetler, onlar da yine Allah içindir, Allah için yapılmıştır. Oralarda sadece Allah'a ibadet edilmeli. Dolayısıyla Kabe'nin bir zamanlar müşrikler tarafından putlarla doldurulması gibi durumlar yaşanmamalı. Allah için yapılan mabetler Allah'a ibadette kullanılmalı. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ Allah'ın kulu Abdullah kalktığında Allah'a dua ederken كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى Neredeyse onun üzerine yığılacaklardı. Bu iki türlü açıklanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman Kabe'ye gidiyor. Kabe'de ibadetini yapıyor. Ancak o zaman Mekke'de müşrikler hakim. İşte müşrikler hakim olmasından dolayı Peygamberimiz Allah'a ibadet ettiğinde onlar
peygamberimize müdahale etmek istiyorlar. Üzerine böyle çullanmak istiyorlar. Bir mana bu. Bir başka mana ise cinlerin peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı ibadet ederken gördüklerinde onun okumuş olduğu Kur'an'a hayranlıkları ve bu hayranlık münasebetiyle orada toplanmaları. Hani dışarıda diyelim bir gürültü duyarız, herkes oraya yığılır, acaba ne oldu? Onun gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da sabah namazında Kur'an-ı Kerim'i sesli bir şekilde okurken onu duyan cinler Allah Allah bu nasıl kelam, hayran kalıyorlar ve oraya toplanıyorlar, yığılıyorlar. Böyle bir mana da olabilir. Kul innema ed'u rabbi, ey peygamber de ki ben ancak Rabbime dua ederim. Rabbimi çağırırım. Ve la uşriku bihi ehade, ve hiçbir şeyi ona şerik kılmam. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam. Kul inni la emliku lekum darran ve la raşede, ey peygamber de ki ben sizin için zarara, bir zarar vermeye veya doğru yolu göstermeye malik değilim. Tabi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan kendisinden kaynaklanan bir şekilde zarar vermesi veya onlara doğru yol göstermesi söz konusu değil. Ancak Allah'ın bildirdiği şeyleri size bildiririm. Benim anlattıklarım kendimden değil, Allah'tandır. Neticede Allah'tandır. Bana düşen ancak tebliğdir. Bu manada düşünebiliriz. قُلْ اِنِّي لَنْ يُج۪يرَن۪ي مِنَ اللّٰهِ اَحَدْ, kimse Allah'tan beni kurtaramaz. وَلَنْ اَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ, ve ondan başka da ben herhangi bir melce, bir sığınak da bulamam. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ, ancak ben Allah'tan gelenleri tebliğ ederim ve Allah'ın mesajlarını, risaletlerini, size bildirdiği mesajları ulaştırırım. Yani benim yaptığım budur. Malum Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimize hitaben ve diğer peygamberlerle alakalı şunu bildiriyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ, peygambere düşen ancak apaçık bir şekilde tebliğ etmektir. Dolayısıyla peygamber doğrudan fayda vermek veya zarar vermek, bir kısmına hidayet etmek, bir kısmına diyelim kabul etmediğinden dolayı başına felaket getirmek, bu gibi şeyler peygamberin yetkisi dahilinde olan şeyler değil. Mesela müşrikler peygamber efendimize diyorlar ki, madem sen bize bir azaptan bahsediyorsun, işte biz seni kabul etmiyoruz, haydi azap gelsin de görelim. Ayet bu gibi durumlara da bir cevaptır. Yani ben kendiliğimden size azap vermeye kadir değilim. Benim böyle bir yetkim yok. Benim görevim ancak Allah'tan geleni size ulaştırmak, Allah'ın mesajlarını size bildirmekten ibarettir. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, kim artık Allah ve Resulüne isyan ederse, karşı gelirse, فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا, o kimse için ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. Yani Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a karşı gelen kimse için ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. Hatta izâ ra'u mâ yu'adûne, onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde feseyâlemûne men ed'afu nâsıran ev egallu adede, kimin yardımcısı daha zayıf veya kim adetçe daha az, o zaman bunu bilecekler. Burada şöyle bir manaya dikkat çekiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini anlattığında müşrikler karşı geliyorlar ve peygamberimizi kendilerine göre hakir görüyorlar, küçük görüyorlar. Diyorlar ki senin etrafında bir avuç insan var ama biz güçlü kuvvetli bir topluluğuz. Mekke'yi biz yönetiyoruz. İnsanlar bizim emrimizi dinliyor. Siz ise az mı az bir azınlıksınız. İşte diğer aleme vardıklarında kimin yardımcısı zayıf, kimin sayısı az, bunları bilecekler ve kendilerinin ne kadar zavallı olduklarını orada görecekler. قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ, de ki ey peygamber, ben bilemiyorum, size vaat edilen yakın mıdır? Em yec'alu lehu rabbi emede,
Yoksa Rabbim onun için uzun bir müddet mi belirler? Bunu bilemiyorum. Yani gayb dediğimiz şey, istikballe alakalı şeyler gaybtır. Dolayısıyla peygamber de kendiliğinden gaybı bilir durumda değildir. İşte peygambere karşı gelenlere vaat edilen ilahi azap, Bedir'de mağlup olmaları gibi, dünyada belalarını bulmaları gibi, acaba bu yakın bir zamanda mı olacak? Yoksa epey bir zaman geçtikten sonra mı olacak? Ey peygamber de ki, ben bunu bilmiyorum. Alimul gayb, benim Rabbim gaybı bilendir. Yani ben bilmiyorum da ama Allah bilir. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada, ve o gaybını kimseye izhar etmez. İlla men irteda min rasul, ancak razı olduğu rasule bildirir. Yani ben de kendiliğimden sizin başınıza ne zaman felaket gelecek bilemem. Size vaat edilen ne zaman tahakkuk edecek bilemem. Rabbim bilir. O gaybı bilendir. Ve normalde genel prensip itibariyle gaybı kimseye bildirmez. Ancak illa men irteda min rasul, razı olduğu rasule bildirir. Buradan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette ifade edildiği üzere قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ, de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Bu genel prensiptir. Ancak Allah'tan başka kimsenin gaybı bilmemesi Allah'ın bazılarına gaybtan bazı sırları bildirmesine engel değildir. Dolayısıyla Peygamberimizin ben gaybı bilmem deyişi bazı ayetlerde nazara verildiği üzere وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, ben gaybı bilmem, böyle demesi söyleniyor. Kendiliğimden bilmem anlamına gelir. Yoksa bana hiç gaybtan haber verilmiyor demek değildir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın ona bildirdiği ölçüde gaybi bazı meseleleri bilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bunun misalleri bulunmaktadır. Mesela İsa Aleyhisselam kendisinden sonra gelecek peygamberi ismiyle يَئْتِ مِنْ بَعْدِ اِسْمِهُ Ahmet, benden sonra gelecek bir peygamber, ben onu size müjdeliyorum, onun ismi Ahmet olacaktır demiştir. Öte yandan Tahrim suresinde daha evvel nazara verildiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birine gizlice bir sır söylediğinde, o da bu sırrı başkasına bildirdiğinde Peygamberimiz gaybi bir bilgiyle, Allah'ın ona bildirmesiyle bunu bilmiştir. Ve hanımına bunu hatırlattığında, bak sen bu sırrı taşıyamadın, söyledin dediğinde hanımı şaşırıp kalmıştır. Ve demiştir ki, kim bunu sana haber verdi? Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Nebbe'eniyel alimul habir. Yani alim, habir olan Allah bunu bana haber verdi. Dolayısıyla Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği ölçüde gaybi bilgiye mazhardır. Hadis kitaplarında Kitab-ül Fiten bölümleri, Kitab-ül Melahim bölümleri, Eşrat-ül Sa'a, Kıyamet Alametleri bölümleri Peygamberimizin gelecekten verdiği haberlerle doludur. Dolayısıyla bunları reddetmek sağlam bir dayanağı olmayan temelsiz bir iddia şeklindedir. Evet, gaybı bilen ancak Allah'tır ama Allah razı olduğu elçiye bildirmektedir. Mutezile bu ayete dayanarak, evet peygamberler gaybi bilgiye mazhardır ama veliler gaybtan bir şey bilemez. Çünkü ayette Resul kelimesi geçiyor demişler. Görünüşte çok haklı bir değerlendirme gibi, çok kuvvetli bir delil gibi bu. Ama biraz irdelediğimizde sağlam bir delil olmaktan uzak olduğunu görürüz. Çünkü vakıa olarak bir takım veli zatların gelecekle alakalı gaybi bazı şeyleri bildiğini bilmekteyiz. Evliyaullah'ın menkıbelerinin anlatıldığı kitapları okuyanlar bunun pek çok örneklerini görürler. Şu anda da Allah'ın veli kulları vardır ve bunlar bazı gaybi sırları bilebilmektedirler. Veya hepimize bakan yönüyle mesela rüyada ileride olacak bazı şeyleri insan görebilmektedir. Böyle olunca buradaki Resul kelimesi illa peygamber manasına da gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın meleklerden ve insanlardan rasuller seçtiği ifade ediliyor.
Allahu yastafi minel melaiketi rusule ve minen nas. Allah meleklerden elçiler seçer, insanlardan da. Böyle olunca buradaki Resul meleği de içine alan bir kavramdır. Allah meleğe bildirir. Melek de Allah'ın izni çerçevesinde veli bazı insanlara bazı sırları verebilir. Dolayısıyla genel kural, gaybı ancak Allah bilir. Genel kural budur ama Allah peygamberlere ve bazı veli kullara bir takım gaybi sırları ya bizzat veya dolaylı bir şekilde bildirebilmektedir. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Ve Allah o Resulün önünden, arkasından onu koruyan melekler gönderir. Yani Allahu Teala mesajını, mesela gaybi mesajını görevli melek olan Cebrail'e bildiriyor. Cebrail aleyhisselam onu alıp peygambere getirecek ve Cebrail'in sağında solunda diğer melekler de var ve bunlar o vahyi, o ilahi mesajı korumakla görevli. Li'aleme, ta ki peygamber bilsin ki en gad eblehu risalati rabbihim, o melekler Allah'ın mesajlarını ulaştırdılar. Ve ahata bima ledeyhim, ve Allah onların neleri varsa onlarda olan her şeyi ihata etmiştir. Ve ahsa külle şeyin adede, ve Allah her şeyi tek tek belirlemiş, tek tek saymıştır. Yani kader diye bir program var ve şu alem yaratıldığında, Allahu Teala yaratmayı murad ettiğinde, bazı rivayetlere göre evvelu ma halakallahu el kalem, Allah önce kalemi yarattı ve kaleme emretti, ey kalem yaz. Kalem dedi ki ya Rabbi ne yazayım? Allahu Teala kıyamete kadar meydana gelecek şeyleri yazmasını kaleme emretti. Ve böylece kalem yazacağını yazdı, mürekkebi kurudu. Bunu derken ilahi bir senaryo şeklinde düşünebiliriz. Mesela bir müellif bir roman tasarladığında romanın kahramanları bellidir. Hangisi hangi bölümde sahneye çıkacak ve onunla alakalı neler olacak bellidir. Ve netice itibariyle yine bellidir. Baştan bellidir. İşte Allahu Teala ilahi bir senaryoyla şu alemi yaratıyor. Dolayısıyla bu alemde neler yaratılacak? Alemler ne kadar geniş olacak? Samanyolu ne kadar bir yer işgal edecek? Samanyolu galaksisinde güneş ve sistemi nerede bulunacak? Güneş sistemi içerisinde dünya güneşe hangi mesafede bulunacak? Dünya ne gibi merhalelerden geçecek? İşte bir zamanlar dünya bir ateş kütlesiymiş. Dünyada tek bir canlı yokmuş. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz türden canlı yokmuş. Gökler ve yer önce bitişik, ardından ayırt edilmiş ve gökyüzünde yağmur yokken gökyüzünden yağmur indirilmeye başlanmış. Yeryüzünde sular biriktirilmiş ve su vasıtasıyla hayat başlatılmış. Bunlar tek tek kader programında belli olan şeyler. Hangi merhalede yeryüzünde hayat başlatılacak? Önce diyelim bitkiler, ardından hayvanlar derken en sonunda insan. Bunlar ne zaman gönderilecek? Hatemül Enbiya, son peygamber ne zaman gönderilecek? Ve insanlık ne gibi merhalelerden geçecek? Bütün bunlar ilahi senaryoda bellidir. Ve tabii bunu söylerken yanlış anlamaya da belki müsait, yanlış anlaşılmamasını ümit ederek söylüyorum. İlahi senaryo derken yeryüzündeki bütün insanlar sadece bir figüran, o manayı kastetmiyorum. Allahu Teala işte diğer varlıklara mesela irade vermemiş. Güneş tamamen kaderin mahkumudur. Ay kaderin mahkumudur. Bitkiler, hayvanlar kaderin mahkumudur. Onlara irade vermemeyi tercih eden ilahi kudret, ilahi senaryo, biz insanlara da iradeli varlıklar olmayı murad etmiştir. Ve insan kendisine sunulan tercihlerden bir takımlarını kullanmakla, tercihte bulunmakla mükellef ve ona göre de iyiliği veya kötülüğü tercih etmiş oluyor.
ve ona göre de diğer alemde kendisinin bir durumu olacak. Ve İmam Gazali'nin dediği gibi insan hür olmaya mahkumdur. Yani insan mutlaka bir takım tercihlerde bulunmaya mahkumdur. Diyelim ki güneş yarın kaçta doğacak belli. O kaderinin mahkumu. Ama biz sabah namazına istersek kalkarız, istemezsek kalkmayız. Bu bize bırakılmış. Böyle olmakla beraber işte insanlık aleminde de ilahi bir senaryo ta kıyamete kadar, ta ebede kadar neler olacak? Bunlar tek tek belirlenmiş. Nasıl ki işte bilgisayarda program önceden yazılıyor ve ona göre daha sonra programın uygulanması tahakkuk ediyor. Demek ki ilahi senaryoya göre de alem değişik merhalelerden geçirilmiş ve böylece ta bugüne kadar gelmiş. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Böyle olunca Allah'ın ilminde ezel ve ebed beraberce var. Ezel ve ebed Allah'ın ilminde dün ve yarın gibi. Bunu ben şöyle bir misalle ifade edeyim. Söz gelimi İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarını ezbere bilen birisi için ilk cümle ile son cümle arasında fark yoktur. İsterse hemen bir anda ilk cümleyi söyler, isterse de son cümleyi söyler. Ama tertip itibariyle önce korkma sönmez diye başlayacaktır. Ve böylece ilerledikten sonra en son cümleyi de söyleyecektir. İşte ezbere bilen bir kimse şiirin tamamını kuşatmıştır, ihata etmiştir. Hepsi onun ilminde beraberce vardır. Hepsi onun ilminde beraberce olunca önce sonra gibi şeylerin pek de önemi kalmıyor. Çünkü hepsini bir anda kuşatıyor. İşte Allah-u Teala'nın kader programı mazi tarafında bir şey gibi tasavvur edip işte o zaman belirlenmiş o manada anlamak da uygun değil. Yani ezel mazi silsilesinin bir ucu değil. Dolayısıyla bizler kendi tercihlerimizi kaderin bir zorlaması olmadan yapıyoruz ve ona göre de güzel şeyler yapmakla mükellefiz. Kötü şeyler yaptığımızda da bunun sonucuna katlanmış olacağız. Cenab-ı Hak iyi tercihlerde bulunmayı, istikametli yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.